ana ocağı başlıyor. Rekabet ve dostluğun bir arada yaşandığı ana ocağında dün neler oldu neler. Güne pek enerjik başlayan kızlarımızın nihayet ana ocağının parfüm kokulu ahırıyla tanışma vakti geldi. Bugün sizle birlikte güzel kızlarım koyun sağacağız. Ya ne istersen Cenab-ı Allah'tan verir, onu verir. Can yürekten iste yeter ki. Çok istemiştim. Koyun sağma eğitimi sırasında Ümmiye anneye asistanlık yapmaya kalkan Serap'ın başına gelmeyen kalmadı. Geçir. Ama kuvvetini verme sakın. Ha, vermeyeceğim ölme. Tamam. Hayır sakın. Kaçırma. 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 Çöre götürün. Serap'cığım çöt ona çöt. Resmen kızımızı koyun kaçırdı. Sev sev tamam, sev. Gel gel gel. Ağlımızın yakışıklısı Ümmiye annenin biricik oğlu Bulut dün yine formundaydı. Son bir tane getirebilirsiniz. Anne! Anne! Ya inanmıyorum! Anne en kötü ne yapar? Hiçbir şey. O zaman gittim. Bu arada öyle kel bir sakin ol Rakip. Sakin ol Rakip. Anne getirmiyor o kızları. Hepsi hiçbir kişisel problemim yok. Anne onu kapıya kapat. Bak bunları kalbim kızı. Anne. Çekil tatlı. Aşkım çıkma. Ya ne yapabilir size o? Ne yapabilir? Ya ben ondan korktuğum kadar bir adamdan korkmadım herhalde hiç yani. Çok inanılmaz korktum. Dünyaya meydan okuyan boynuzlarıyla kızlarımıza ne kadar çok çığlık attırdı bir bilseniz. Anne! Beni de telef edeceğiniz. Anne bir şey var. Anne kapıya kadar girdim. Siz kaçtıkça o oyunsa ne? Siz kaçtıkça oyunsa ne? Ama o oyun... üstüme geldi demin gördüm. Ya sen gelin biz yapacağız bu işi. Oyun yapıyor o size. Yakalayayım derken Bulut'un boynuzlarıyla tanışan Şirin yerde sürüklendi. Boynuzlarından iki kişisiniz. Hı? Geldi bak sürdü size. Gel 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 gel. Tut 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 tut. Tut, tut. Ay. Arkadaşım gel kalk 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 kalk. Ay. Ay kız nasıl korkuyor ay. Ay benim ayağıma bastı baksana. Kıyamam kuzum. Ay. Hadi aşkım biraz daha. Hadi Şirin, hadi merhaba, yavrum. Sarılıyor musun? Sarılıyor musun? Canını acıtma lütfen. Tamam annem tamam. Lütfen. Sakin tamam. Ol bebeğim. Tamam. Korku ve heyecanın her anında hissedildiği koyun sağma görevinde kazanan grup Marhaba ve Begim oldu. Prensesiz ama süt sağmasını da biliriz. Yalnız Ümmiye annemizin bileziğin sahibini açıklamaması büyük hayal kırıklığı yarattı. Akşama söylüyorum. Anne yapma ya. Yüreklerimiz inecek yani o kadar. Aman anı gel 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 aslan Mustafa aman. Haydi gel gel garip başlıyor. Giyim kuşamlarına çok önem veren kızlarımız için günün ikinci görevi pek renkliydi. Meltem anne ile birlikte kendileri gibi süslü püslü bir yastık yaptılar. Evet çocuklar sizden istediğim bu gül. Ana ocağının merasında hünerlerini sergileyen kızlarımız keçeden rengarenk yastıklar yaptılar. Meltem annemizin keyifli görevinin sonunda yüzü gülen Marhaba oldu. Marhaba. Oh yes. Oh, çok sevindim anneciğim. Ah bak sen ay gerçekten çok sevindim anneciğim. Kızlarımız sağdıkları sütlerden peynir yapmak için soluğu mutfakta aldı. Sağdığınız sütlerle bugün ay. Ne dedim size? Peynir yapacağız. Peynir yapacağız. Bence benimkisi oldu. Harika. Pratik peynir yapımının ardından sırada Zehra annemizin
tatlı yedirip tatlı konuşturacak leziz bir görevi vardı. Hindistan cevizli sütlü kadayıf dolması. Hindistan cevizli sütlü kadayıf dolmalarımızı fırında pişireceğiz. Olaylı geçen günün sonunda final zamanı gelip çattı. Annelerimizin kızlarla karşı karşıya geldikleri an gerçekten de görülmeye değerdi. Aman Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Annenize bakacağımı şaşırdım. Aman Allah'ım çok güzelsiniz. Ana ocağının finaline Marhaba'nın gözyaşları damgasını vurdu. Benim babam konuşamıyor. Sağır dilsiz babasıyla ilgili özlemlerini, hayallerini, ulaşamadıklarını anlatan genç kızımız içini annelerimize döktü. Benim duyamıyor. Ay kızım, demin seni çok istedim. Konuşsaydı ben sadece babamdan baba kızım diye bir daha söyleyebilseydi ondan başka hiçbir şey istemiyorum. Ümmiye annenin koyun sağma görevinde kime bilezik vereceği merak edilirken sonunda o an gelip çattı. Begüm. Ya inanmıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Günün en tatlı görevinde altın bileziği kolundan çıkarmayan Özbek kızımız Marhaba oldu. Merhaba. İşte bu. Teşekkür ederim anneciğim. Ya işte gördüğünüz gibi pek hareketli bir gün geçirdik dün ana ocağında. Şimdi de zorlu maratonun 3. günü başlıyor. Siz hazırsanız biz de hazırız. E hadi o zaman ekran başına. Herkesin kazandığı tek yarışma ana ocağında 3. güne merhaba diyoruz. Ana ocağımızın bel kemiği Ümmiye annemiz kızlarımızı alıp yola düşmüş bile. Neci yavrum tapır tapır sanki sabah yürüyüşüne çıkmış askerler gibi hiç merak ettiğiniz yok. Çok heyecanlıyız. Gerçekten çok merak ediyoruz. Ne yapacağız bu sarı çizmelerle? Anne çizme giydiğimize çizmeleri göre bir tezekle ama falan mı uğraşacağız yoksa? Olabilir. Bu çizmeler neden giyildi şimdi göreceksiniz çocuklar. Şimdi geldik. Aa, sizler tek tek şuradan bir eğilin geçin bakalım. Eğilin yavrum tek tek. Herkes bir yere geçsin. Bugün toprakla uğraşıp tüm stresinizi atacaksınız kızlar. Gördüğünüz gibi güzel kızlarım. Bugün açık havada, hava da güzel. Sizle birlikte soğan dikeceğiz. Şimdi bizim ilk önce bu soğanlarımızı dikebilmemiz için karşıda gördüğünüz o kulvardan geri beri benim gösterdiğim şekilde tertemiz temizlenecek çapayla. İşin kabul olması için bakın böyle Ümmiye annemizin gösterdiği gibi yapmanız gerekiyor kızlar. İlk ders çapalama. Çintik çintik. Biz buna çintikleme deriz. Soğan sarımsak yeri. Çintik çintik. Evet. Burada küçük ot yok ama önünüzde bak büyük otlar var. Köklü şunlar. Evet. Bu otları böyle yaptınız. Tırmıkla. Havalandırma gibi anneciğim toprağı. Hem havalandırma. Kesileri ayıklamam. Aynen öyle ama içinden otları kesinlikle otlar temizlenecek. Toprağın içinde yabani ot kalırsa ekininizin büyümesini engeller kızar. Peki soğanı nereye ekeceksiniz? Ümmiye annemizi iyi izleyin. Aldım elime. Bakın buraları baş. Toprağa gelecek. Buraları sap. Kök salacak yerleri. Aynen alta öyle gelecek değil mi anneciğim? Yaptım. Bir. Ortaya. Kenara. Şimdi sıra geldi neye? Üstünü kapatacağım. Toprak da sevgi ister. Ümmiye annemiz de sevgisini katarak toprakla örtüyor ekinlerin üzerini. Sizden istediğim bu. Sormak istediğiniz bir şey var yok mı? Yok anneciğim. Yok. O zaman durmamızın da bir anlamı yok. Yok. Bir an önce dikelim. Üstüne de bir yağmur yağdın mı? 2-3 gün sonra bak ki burayı yemyeşil olmuş. Filizlenmeye başlar. Hazır mıyız? Hazırız anneciğim. Hadi o zaman 3-2-1 başla. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekip işe koyulan kızlarımız 40 yıllık ırgat gibi çapalamaya başladılar toprağa.
Yabani otları da temizlemeyi ihmal etmeyin. Ümmiye annemizin gözünden hiçbir şey kaçmaz, biliyorsunuz. Köklü otlar alınacak, herkese söylüyorum. Almayanlar var. Hiç elini toprağa değdirmeyenler var. Toprak yapışıyor çapıma anneciğim. Seramcığım, sen şu araları hiç kapatmıyorsun. Seram, önde gidiyorsun ama. Nereyi kapatacağım ya? Ama. Hani ya şimdi kapatıyorsun. Yapıyorsun ama. Yani. Bak. Biz neden oraları böyle? Boşlukları mı? Bak şu aralarda çok bak. Takip edin bakın, gözünüzle bakın bu taraf. Neresi anneciğim? Bak yanına kuzum bak. Şuralar bak mı? Tabii. Burası evet, tamam benim değil ama. Bu arkadaşım da. Benim senin diyen bir bak, şey yok. Yapayım oralarında ya. Tamam, tamam orada tamam bak. Onun tamam, devamını yapayım. Getir kuzum. Tamam ha. Ayıpsın. Ha, bitireyim seninkini getir. De yapayım şimdi. Ama öyle bir buraya bir sen oraya değil. Sen kendininkini yap da benimkini düşünme canım, ben kendim yaparım. Birbirleriyle laf yarıştıran kızlarımızın şu anda çok daha önemli bir sorunu var. Çapaya sımsıkı yapışan yaş toprak. Ay. Gün geçtikçe tamam. Bütün işler zorlaşıyor anneciğim. İlk gün geldiğinizde benim işi çok kolaydı, hep öyle sandınız, şaşırdınız. Evet anneciğim, gerçekten. Hayat be yavrum. O kadar. Her zaman öyle güllük gülistanlık olmuyor. Arkadaşlar benimki bitince size parayla yardıma gelebilirim. Önce bitirmek değil önemli olan canım. Senin gibi. Yuh. Derin kazmasaydım ben de bitirirdim emin ol Serapcığım. Her şey önce görünüyor. Önce bitirmeni. Görünen köy kılıç şey istemez. İfade etmedi. Arkadaşlar. Ha gayret kızlar, başaracaksınız. Serap kaptırdı gidiyor Ümmiye anne. Serap sen nereye gidin? Nereye? Sen beni dinlememişsin hiç. Niye anneciğim? Sen kulvarı geçtin. Kulvarı geçtin mi? Oraya kadardı. Niye anneciğim, ipler buraya kadar ya. Hayır. Kulvara kadar. Siz baksana benim şeyime, kaseme bak orada. Oraya kadardı. Kız çok konuşuyorsun da. Bu benim kasem anneciğim, senin kasen orada. Tamam. Ha, oraya o, kadar işte. Buraya kadar. Tabii. Tamam. Hızımı alamadım anneciğim ya. Beni hiç dinlemediniz bugün. Siz bugün kulağınızı... Dinledik anneciğim. Çok heyecan zaten yaptık. Zaten dinlemiyor annelerimizi. Eski sporcuyum ben. Uzun süre kickbox sporuyla uğraştım. Şampiyonluğum bile var. Tenisle uğraşıyorum hala. Kondisyonum iyi olmasına rağmen ben bile yoruldum. Arkadaşlara da hak veriyorum aslında. Begüm'e bir aslında. Biraz daha nazik yetişmiş. Anneciğim elimize solucanlar geliyor. Öp onu bırak toprağa. Kollarım zaten çok ince ve hassas. Ben onunla baş edemedim yani. Bu benim işim değilmiş. Ya Rabbi! Anneciğim soğanımı buradan aldım, buraya koyuyorum. Eşini düşün Marhabo. Kaybedersen seni eve almaz bak sonra. Sen de 18 aylık minik oğlunu düşünüyorsun herhalde Şirin. Oğlu değil. Görümcemi vereceğim borcu düşünüyorum şu an. Gerçekten o borcu verirken kalbimdeki rahatlık... O gün Şirin uyuyacağımı göre düşünüyorum. Nereye koyduğunu bile. Çok rahat uyuyacağım. Bereketini bizlerden esirgemeyen toprak inatçılığıyla da kızlarımızı perişan ediyor. Anne bir şey söyleyeyim mi? Söyle yavrum. Ben asker oldum artık. Ne askeri kuzum? Sizin askerinizim ben. Yok sen benim kızım ol. Ana ocağının gelini ol. Ana ocağının hem gelini gelinisin. Oldum. Hemen hiç askerlik anını yaşamak çok istedim. Burada yaşama şansım oluyor. Nefes nefese kalan kızlarımız kıyasıya bir yarışa tutuşuyorlar. Begüm bugün pek bir aheste kaldı Ümmiye anne. Begüm sen Merhaba'dan önce bitirdin ama bak seni geçti. Evet. Anne ben yine bir daha bassan. Ben bunları bütün, kaybedeceğim diye. Ben bütün aralıklarımı tamamlayıp öyle yetmeyi düşünüyorum. Yani herkesin sonuçta değişik taktiği var. Ben böyle kollandım yani. Topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Ah, bu kadar haşır neşir olmamıştım ama hiç. Toprağı sevim. Çok seviyorum. Solucanı da seviyorum. Şuradan mesela biraz sonra Şirin arkadaşıma bir tane solucan hediye etmek istiyorum. Canım seni kendine hediye et. Şöyle. Karşıma geçmiş bir de iğrençlik yaparak solucan öpüyor. Arkadaş solucan öpülür mü ya? Çok merak ediyorum yani. Şirin onu korkuttuğumu düşündü solucanla. Aslında hiç aklıma bile gelmedi Şirin o esnada. Ben solucanları çok severim. Diğer hayvanları sevdiğim kadar. O yüzden kendi nezdinde yaptığım bir hareketti. Onu hiç düşünmedim bile. Şirin ve Serap birbirleriyle aşıkata dursun. Soğan ekme yarışmasında sürpriz bir isim herkesi geride bırakıyor. Anne ben bitirdim. Oh. Oh. Anneciğim şu oh. Dereotu var sanki. Değil onlar ot yavrum. Değil mi? Değil. Bilmesem yiyeceğim işte anneciğim dereotu diye. Marhaba bu aralar çok hızlandı. Sanırım benimle aynı odada kalmaktan olsa gerek. Yani benim stratejilerimi uyguladığını düşünüyorum. Birazcık ona hani çaktırmadan falan kendimi açık ediyorum. Aa şöyle bakıyor. Ha ben de senin gibi olmalıyım falan diyor. Hadi sen abicim ön
Hayatım önde olmak önemli değil. Anneciğim öyle son... Hayatım anneciğim, yoruldun mu? Öyle bir şey demedi yani. Biraz yeni verebilirsin karşılığıyla. Yani yardım edebilirim hayatım. Mümkün değil canım. Hak ettin Serap. Ne ekerseniz onu biçersiniz kızlar. Serapcığım bana dövüyor musun? Üstüne basıyorsun. Onlar çıkamaz oradan. Canım ben nereye bastığımı biliyorum bak. Yok yok. Sen ayırmadığın için. Ya özür dilerim hayatım, ben öyle kapattın ki nereye diktiğimi bilemezsin sen. Ben marhumunun bir şeyleri atladığını da düşünüyorum bu esnada. Çünkü ben dediğim gibi kondisyonluyum. Hiç yorulmadım da o kadar derine de indiğini asla düşünmüyorum. Öyle bir anatomik yapısı olan insandan o şekilde bir efor asla beklemiyorum. Öyle karambole yaptın ki yani. Hayatım onu çıktıktan sonra bakacağız, imkanımız olsa gelir bakarız da çok güzel, güzel güzel uzanır onlar. İnşallah. Hadi kızlar daha çabuk çalışın, bekletmeyin arkadaşınızı. Marhaba hızını alamadı. Şimdi de Ümmiye annenin yanından devam ediyor eleştirilerini. Arkadaşlar sizin hepsiniz ayak izleriniz gözüküyor. Bakın beni ikiye bakın, siz ikiye bakın. Tepelemezsiniz, o soğanlar çıkmaz oradan. Hayat da çıkmaz. Öldürmüşsünüz onları. Rasma gömmüşsünüz yani, ölü olarak. Uygun bir şekilde yapacağımızı düşünüyoruz. Köy ağası gibi oradan bakarız, bence bakarız. Atıp tutma. Aa, konuşmuyorsun falan, niye susuyorsun diyorlar. Ya işin o kadar dalıyorsun diyorlar. Ben dedim ya bitirin de size bir laf atayım. Benden siz göreceğiniz vaadini tutuyorum içinde. Ne varsa attım arkadaşlara. Marhabo'nun eleştiri bombardımanı altında diğer kızlar da tamamlıyor işi. Bakın bakalım kızlar kim nasıl yapmış ekimi. Onlar az yapmışlar. Az değil bir hayatım. Anneciğim buraya kadar gelmişsin yani. Size kimse oradan geçin demedi hayatım. Kuralda öyle bir şey yok. Tam şuraya kadar geldik biz. Bittim. Kollarım şişti ya. İlk yaptığınızda hamladınız. Ellerim titriyor. Zorladınız. Evet. Ellerim. Baksana. Sizin de kollarınız şişti yani. Mi? Annem şimdi diyormuş, şimdi ikinci etap. Arkaya patates sen dikiyor. Sen kendini çapalamışsın Begüm. Kollarım çok kötü şişti benim. Bana kendini yap demediler, yeri yap dediler. Bakalım kızlarımız ekimi annemizin istediği gibi yapmış mı? İşte Serap'ın kulvarı. İddialı kızımız Şirin'in ektiği soğanlar da bu kulvarda. Çapa sallamaktan kolları şişen modacı kızımız Begüm'ün kulvarındayız şimdi de. İşte bu da görevi ilk bitirip herkesi eleştiren Marhabo'nun kulvarı. Bileziği hak edeni Facebook'tan bizi takip eden izleyicilerimizden kim tahmin edebilirse ben yapmış olduğum patikleri onlara yollayacağım. Oh. Kesinlikle ben kazanacağım. Kimin kazanacağını ben, seyirciler biliyor. Benim o. Verirlerse. Yine Facebook'tan bizi takip edenler için bunun kalıbının birebir ölçüsünü orada vereceğim. Yapmak ve denemek isteyenler ne yapabilecekler? Yapabilecekler. Her günde çok iyi anlaşan iki insanız. Ama araya para girince biliyorsunuz ki anneciğim, her şey böyle çok değişiyor. Eşimin ehliyeti alındı, evimizi kaybettik. Beni doktora götürmüşler, mide kanaması geçiriyorum. Çocuğuma sakat diyorlardı. Gerçekten bütün hamileliğim boyunca çok çok kötü geçirdim. Ben bir cana kıyacağım. Kalp atışlarını duyuyorum, evet. Ama nasıl kıyacağım ben bu cana? Sana ne oldu yavrum? Bana mı? Ya kollarım çok ağrıyor benim anne. Acayip şekilde şişti, anlamıyorum. Gerçekten şişmiş anneciğim. Kolları... Minik Fare? Çok iyi öyle kazmacıydın. Ne oldu sana? Ne olmuş ne buraya kuzum? Hı? Bilmiyorum. Çok mu sıktın? Yok. Sıkma kendini. Kıyamam. Sen çok zorlandın. Eğil bakayım bir. Kollarımın acısına daha fazla dayanamadım. Orada biraz ağladım. Ümmiye anneciğim de beni çok güzel teselli etti. Özellikle alnımdan öpmesi benim çok hoşuma gitti. O an acımı biraz da olsa hafifletti bu. Bilezikler sıktı galiba. Buraya mı koydun böyle? Yok, ikisi de şişti bak, bu da şişti. Sanırım kas şişmesi oldu kollarımda. Çok fazla zorladım kendimi. Daha önce hiçbir şekilde kollarımı bu şekilde zorlayacağım bir işle karşılaşmamıştım tabii ki de. Kıyamam, ağlama. Bak ben hiç dayanamam ama.
Bak benim enerjim geçti. Tamam. Şöyle bir silkeyim. Ne kadar hassasın Begüm ya. Bunları düşünemedim tamam oraya gelirken. Hadi bakalım. Şimdi gelelim. Bugün soğan dikme görevinde bileziği hak eden kızım finalde açıklıyorum. Anne! Yapmayın lütfen ya. Ben şimdi heyecandan titriyorum. Akşama kadar dayanamam ben. Bunu burada unutun. Aynı enerjiyle diğer annelerin görevlerine hazırlanın. Hadi bakalım. İstikamet ev. Hadi güzel kızlar. Tamam anneciğim. Elinize sağlık. Hadi bakalım kızlar doğru eve. Günün ikinci görevi için Meltem anne sizleri bekliyor ana ocağında. Eğmeli yavrum, eğmeli. Bir son yere değmeli. Bir yiğidin sevdiği dünyaları değmeli. Bir yiğidin sevdiği dünyaları değmeli. Güneşli havayı gören Meltem anne bahçeye kurmuş masasını. Bahar havası kızlarımızı da etkilemişe benziyor. Hadi enerjik olun kızlar. Hoppa. Koş ver elini. Aa buradayız mı? Aman düşme. Yavaş yavaş. Anneciğim. Ay. Tamam. Heh ben şimdiyim. Ay renkleri çok canlı. Yine keçi. Ne güzel değil mi rengarenk? Rengarenk çok güzel görünüyor. Ne yapacağız bugün? Ben tahmin edemedim gerçekten. Ben de tahmin edemedim ama çok canlı. Şöyle bir şey var bu nedir? Yani çiçek bu, gibi bir şey yani buradan şey yapma şurası yaprağı çiçeğe gibi benziyor bir anneciğim. Şey düşünüyorum yani. Çiçek mi yapacağız sizce bugün? Ay bu nota gibi bir şey ya. Evet nota gibi. Nota gibi bir şey. Evet. Şurası şey böyle evet. Notaya gibi. Müzikle çok... alakalı bir şey mi yapacağız? Evet. 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 Öyle düşündüm ben. Acaba süsleyeceğiz mi bunu? Hiçbiriniz bilemediniz. Patiği yapacağız çocuklar. Harika. Keçeden ev patiği hazırlayacağız. Gerçekten ben harika yani. Kalıbını çıkardım işte. Aman Allah. Size hazırladım. Harika. Bakın şöyle. Şurası ay inanmıyorum. O süper bir şey anne. Alın elinize. Aman Allah'ım ne kadar pratik gözüküyorum anneciğim. Harika. Şu şöyle. Basacak yeri gibi. Şöyle, şöyle yapınca. Şöyle süper. Evet. Ay pembem en evet. Sevdiğim pembe. Çok güzel ya. Evet. Notaya benzettiğiniz bu kalıpları çarığa nasıl dönüştüreceğinizi şimdi öğreneceksiniz kızlar. Yine Facebook'tan bizi takip edenler için bunun kalıbının birebir ölçüsünü orada vereceğim. Yapmak ve denemek isteyenler oradan bunun kalıbını alarak bizim görmüş olduğunuz çarığımızı, patiğimizi ne yapabilecekler? Yapabilecekler. Bileziği hak edeni Facebook'tan bizi takip eden izleyicilerimizden kim tahmin edebilirse... Ben yapmış olduğum patikleri onlara yollayacağım. Oh. Kesinlikle ben kazanacağım. Kimin kazanacağını ben, seyirciler biliyor. Benim o. Bana oy verirlerse ben patiğimi onlara göndereceğim. Kesinlikle patiği onlara yollayacaklar. Kesinlikle. Kendi patiklerimizi biz de yollayacağız. Ben yollayacağım muhakkak. Birinci belli. En güzel patik benim olacağı için. Evet çok güzel yapmamız gerek yani. Demek ki hediye ediyoruz yapmış olduğumuz patikleri. Onun için çok muntazam çalışmanız gerekiyor. Beni can kulağıyla dinleyin lütfen. Soğuk kış gecelerinde ayağınızı sıcacık tutacak bu çarıkları nasıl yapacağımızı anlatmaya başlıyor Meltem anne. Ayağınızın tabanını yere koyup sabunla çizdiğinizde şöyle bir şekil var zaten değil mi? Ayak evet. Tabanı. Evet. Evet. Ayak tabanı. Dolayısıyla demek ki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu ayak tabanı kısmından şöyle kıvırmamız gerekiyor. Durmayın siz de kıvırın kızlar. Annemizden adım adım öğreneceksiniz çarığı nasıl yapacağınızı. Sonra bundan sonrası şöyle gelişecek çocuklar. Şimdi şurası topuk kısmı. Hı hı. Bakın. Arka yani taraf. Şu arka taraf evet, değil mi? Ayak kısmı var ya arka kısmından şuradan denk getiriyorum. Keçeyi sabitlemek için iğneyle tutturuyor Meltem anne. Kızlar, önce annemizi izleyip nasıl yaptığını görün ki... Puf noktaları kaçırmayın. Bir daha söyle. Puf noktaları kaçırmayın. Püf noktalarını... Sonra pişman olacaksınız. Püf noktalarını kaçırmayın. Şimdi çocuklar, şuradan kıvırdım ya. Evet. Bakın. Oraya da bir tane. Evet, şekil yani belli olsun diye. Evet. Şuraya da bir iğne takıyorum. Oraya dikiş atmıyoruz değil mi? Atmıyoruz anneciğim. Şu ön kısmına kadar. Sonrasında ön kısmını yuvarlıyorsunuz. Ön kısmı da tutturduk mu çarığımız iyice ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi oldukça basit kızlar.
Kalıbı doğru katlarsanız patiğiniz neredeyse hazır demektir. Böyle bir terlik yaptıktan sonra ayağınıza, koyduk. İçine böyle bir çok güzel keçe de koyabilirsiniz. Altı daha sağlam olsun, kalın olsun, ayağınızı üşütmesin diye koyabileceğiniz çeşit çeşit tabanlar var. Sevdiklerimize sunacağımız bu güzel hediyenin ikinci aşamasına geçebiliriz artık. Şimdi nereden başlıyoruz dikmeye? Topuk kısmından başlıyoruz, şurada. Uç kısmından başlıyoruz. Ve nerede bitiriyoruz? Topuğu geldik, döndük, buradan dikerek yuvarladık, yan tarafına geçtik, şurada bitiriyoruz. Tabanından yani şuradan. İçten başladık. İçten, görebiliyor musunuz? Evet. İçten iğnemi batırdım. Sürfile dikişi basit görünse de dikkat ister kızlar. Meltem annemizin nasıl yaptığına dikkat edin. Şimdi buradan. İçinden. Yaklaşık yarım santim gibi, bir santim gibi yapabilirsiniz. Yani şu dikişlerin büyüklüğünü ne kadar isterseniz. Ama ben yapmış olduğum ölçü yarım santim kadar. Sizden anne, de istediğim o. Şu arkasından da önünden de baktığınızda müntezam olması gerek değil mi? Evet tabii. Önemli değil mi? Şimdi yarım santim bu kısmından iğnemi batırdım ve çektim ya. Arkasına dönüyorum. Yarım santim de tabandan batıyorum. Bir içten bir dıştan kızlar. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey sıralamayı karıştırmayıp aynı ölçüde devam etmeniz. Yarım santim tabandan batıyorum. Şurada arada bir santim mesafe bırakıyorum. Önede de arkasında da bir santim kalıyor değil mi anne? Evet anneciğim. Yani şurada bir santim kadar bırakıyorum dikiş aralığını. Dikiş aralığı bir santim. Evet. İpliğimi çekiyorum. Çarığı biraz daha diken Meltem anne kızlarımızın işi iyice öğrenmelerini sağlıyor. Buradan başladınız. Diktiniz. Bu kısma geldiniz. Burada da bu şekilde bitirip içeriden düğümlediniz. Bir topu kısmında düğümümüz var. Bir de iç kısmımızda birer tane düğümümüz var. Sonra hepinizin önünde birer tane düğme var. Kenar kısmına da süs olsun diye düğmemizi koyuyoruz. Kaç dakikada yapabilirsiniz? Ay anne süre vermeseniz olmaz mı? Dikiş olduğu için 15 dakika olur mu? 15 dakika. 15 dakikada bitiren olmazsa benden bileziği kimse alamaz. Oh! En hızlı yapan, en muntazam. Tamam. Kim yaparsa benden bileziği o hak edecek bugün. Hazır mısınız? Hazırız anneciğim. Haydi bakalım o zaman. Geri sayıyorum. 3, 2, 1 ve başlayın. Kızlarımızın önce sabunla kalıbı çıkarıp keçeyi kesmesi gerekiyor. Aman dikkat edin kızlar, sakın kaydırmayın kalıbı. Kenarları düzgün tutturursanız patiğiniz de güzel olur kızlar. Unutmayın, hediye olacak bu patikler. Bu ayakkabıyı ben oy verene hediye edeceğim. Kızlarımız patikleri dikmeye uğraşırken Meltem annemiz de konuyu derinleştiriyor. Siz eşlerinizin tutucu olup olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela bir erkek tutucu mu olmalı, çok maça mı olmalı, hep onun dediği mi yapılmalı? Şirin nasıl yürüyor sizin evde hayat? Anneciğim benim eşim gerçekten çok tutucu bir insanmış. Kız kardeşleri çok... Bir de tutuculuktan ne anlıyorsun yani? Hangi halleri sana tutucu geliyor? Tutuculuktan ne anlıyorum? Hani... Sürekli onu giyme, bunu giyme. Onu... Yani kısa kollu giyme, evet, mini etek onu giyme. Onu anlıyorum ama benim eşim bana yapmıyor. Nerede nasıl giyineceğimi biliyorum ama gerçekten görümcelerimin anlatmasına göre söylüyorum. Gerçekten çok böyle despot, çok tutucu bir insanmış. Hatta onların kotlarını falan böyle giyemesinler diye kot pantolondan nefret edermiş. Onları kesermiş, iyice kesermiş ki bir daha tamir olmasın ve giyemesinler diye. Ama bana hiç öyle bir şey yapmadı. Çünkü kayınvalidem sen onu öyle aldın, öyle kabul edeceksin diye hemen tavrını koydu. Gerçekten sen dedi böyle aldıysan böyle kabul edeceksin. Sen sonuçta dedi o kızı kapalı ya da hani sonradan açılan bir kız değil diye hemen oğluna böyle bir göz korkusu verdi ve bir daha karışmadı bana. Ama gerçekten görümcelerim her zaman söylüyor. Sen çok şanslısın, biz abimizden çok çektik diyorlar. Evet. Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin kızlar. Gruptaki bir diğer evli kızımıza merhaba'ya da soralım Meltem anne. Merhaba, sizde nasıl yürüyor evde işler? Eşin peki maço böyle elini masaya vurup benim dediğim olacak diyen bir adam mı? Ya da hangi konularda sana müdahale ediyor? Onu biz maço demeyelim anne, biraz ego diyelim. Yani, maço demeyelim, ego diyelim. Yani o egodur yani. Sonuçta evlilik her şeyi paylaşıyorsun. Anlaşmak çok önemli anne.
Ben eşim diyorum, ben güveniyorum sana falan ama anlaşıyoruz. Ama o da biraz yani açık giymeme, kolsuz, dizüstü giymeme biraz tepki veriyor. Ben zaten giymiyorum. Bizimki çok birbirine uyuyor ama bizim herkes böyle kapalıdır, kaynanam falan. Kaynanam kapanacak mı falan dediler, içiden geldiği gibi giyinsin. Siz karışmayın. Onun her zaman şey, her şeyin kendi zamanı vardır. Bir de insan isteyerek giyse o da daha güzel olur. Yani güzellik zorlukla olmaz, olmaz dedi. Peki. Zaten ben uygun giyiyorum, giyiniyorum yani anneciğim. Patik dikme yarışı son hız devam ediyor. Bu sırada Meltem annemiz kıskançlık konusunu kolay kolay kapayacağı benzemiyor. Begüm'cüm. Efendim anneciğim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bir erkek maço mu olmalı? Son sözü erkek mi söylemeli? Birçok şeye o mu karar vermeli? Ben zamanında çok dinledim. Anneciğim, dün akşam da size anlattım. Bu saatten sonra kimseyi dinlemeye ihtiyacım yok benim. Ben böyleyim. Beni böyle kabul edecek olan insan gelsin benim yanıma. Giyim tarzıma karışacaksa, onu giyme, bunu giyme, oraya gitme derse benim hayatımda işi olamaz asla. Ama beni değiştirmemeli diyorsun. Beni değiştirmemeli, beni olduğum gibi kabul etmeli. Ama sonuçta anne, ben böyleyim, ben buyum. Benim bu halimi görüyor, bu şekilde beğeniyor, o şekilde geliyor benim yanıma. Ama insan sevdiği için her şeyi yapmaz mı anneciğim? Mesela ben eşim bana şu an şunu giyme, bunu giyme dese, hani ben sonuçta ona güzel görünmek isterim. Tabii ki onun istediğini giymek isterim. Hayır, ben onun ego olduğunu düşünüyorum. Erkekler egolarını tatmin etmek için, bak ben söyledim nasıl da yapıyor, benim sözümü dinliyor diye kendi egolarını tatmin etmek için bunu yapıyorlar bence. Peki kıskandığı için yapabiliyor olur. Evet. Olabilir mi bunu? Seviyor, kıskanıyor. Yani herkes sana bakmasın. Şöyle düşünüyorum. Eğer kendisi kısa giyinenlere bakıyorsa, kendinden yola çıkarak düşünüyor bunu. Ben bakıyorum. Başkaları da ona bu gözle bu şekilde bakıyor diye düşünerek kıskandıklarını düşünüyorum ben. İnsan bazı bir şeylere şimdi söylüyor, bekar. Evlendikten sonra kendi kendisine nasıl hitap etmiş ona. Evleneceğim insanı ona göre seçeceğim ben de. Yok hayatım artık evet gönlüne göre versin ama evlendikten sonra kendi kendinden böyle onun sözlerini tutmaya başlayacaksın, kendin bile şaşıracaksın. Anneciğim, büyüklerimiz şöyle bir söz der biliyor musunuz? Hani bekara her şey kolay diye. Anneciğim bekara bana bir erkek merhametli olmalı. Merhametli oldu mu zaten o nasıl davranacağını bilir. Erkekler biraz egoist olabiliyor. Evet son söz ondan çıksın ama idareyi biz yapalım içeriden. Ben yapma fırsatı bulamadım çünkü ben yüzünü pek göremiyordum. benim dışımda herkes onu idare edebiliyordu ama ben es geçmiş hiç idare edemedim. İnsanın hayatını cehenneme çevirmeye de gerek yok. Ben mesela tesettüre girmeyi kendi kendime karar verdim. Bir erkek deseydi bunu yapmazdım sanmıyorum. Bu babam bile olsa. Es geçmiş hep dışarıda gezmek istiyordu. Ev hayatına hiç adapte olamadı. O yüzden pek idare edeyim, bir aile olayım. Yani bunları tasavvuf bile edemedim. Çocuğuyla da vakit geçirmezdi pek. Her şey benim üstümdeydi zaten. Ben bir evlilik hayatı yaşayamadım zaten. Boşanarak da tamamen iyi yaptığımı düşünüyorum ve çocuğumun da ileride bana hak vereceğinden eminim. Peki evdeki son sözü erkek mi söylemeli? Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani benim eşim, ben şöyle her zaman şöyle düşünürüm. Evet benim evimin başı kocamdır. Ama ben de boynuyum. Ben nereye istersem oraya çeviririm. Kadın var. Evet. Şirin düşünüyorum anneciğim. O baş olsun. Evet. Yapabiliyor musun peki bunu? Kesinlikle yaptığımı düşünüyorum anneciğim. Şirin'in bunu yapabileceğini düşünüyorum anneciğim. Gerçekten yani yapabildiğimi düşünüyorum. Özellikle yapsan yani kendisi bile bilmesin ki yani seni yaptı, seni söylediklerini yapıyor. Demek ama ki hissetmesin onu. Tatlı çaktırmadan değil. Yılanı derinden çıkartır. Gerçekten her zaman baş olmasını isterim kocamın. Evet bu evimin reisi, evet evimin başında duran bir insan. Bu da çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Ama ben nihayetinde boyun olmadan da baş bir işe yaramaz, düşer. O yüzden ben de boyun olmayı tercih ediyorum. İstediğim yere çevirebiliyorum. Anneciğim, ataerkil bir topluluğuz. Bizim anneannelerimizde de bu var. Bence de erkek bir adım önde olmalı. Ama tabii ki eşine danışarak. Bunu ister dışarıya böyle bir intiba versin, ister vermesin ama bayanın da sözü önemli ama en son sözü yine erkek söylemeli bence. Anlaşılan erkeğin son sözü söylemesinde çoğunluk hemfikir. Görevin sonuna yaklaşırken konu bu defa da evliliğe geliyor. Evli kızlarımız pek memnun dünya evine girmekten. Her şeyi paylaşırsın yani sevgini, mutluluğu, acıyı, her şeyi paylaşırsın. Evet anneciğim şöyle diyorlar bana arkadaşlarım. Hani gerçekten öyle düşündüğünü
düşünüyorlar. İşte bence sen mutlu değilsin, çok erken yaşta evlendin. İşte bekarlara özeniyorsun. İşte bekar hayatını işte bugün ne giysem. Gerçekten anneciğim hiç özenmiyorum. Bekar hani 17 yaşında evlenmiş olabilirim ama hani şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye bir şey yok içimde. Çünkü ben eşimle gerçekten yani bekar gibi de yaşadım, çocuk gibi de yaşadım, evli gibi de yaşadım, arkadaş gibi de. Her türlü hayatı paylaştım evet, yani her türlü her şey olduğu için kesinlikle bekarlara özenmiyorum. Onu söylemek istedim bir yani. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Mesela evleniyorsunuz, güzel alyanslar alınıyor değil mi? Evet. Evet. Birçok erkek alyans takmayı reddediyor. Evet. Ah! Evet. Takmalı mı? Benimki hiç takmadı. Bir şey çünkü beni ciddiye almıyordu anneciğim. Bence takmalı. Bizim örf adetimizde var. Takmasını isterdim evet, yani isterdim. Değil mi? Kesinlikle takmadı isterdim. Ve kendini mutsuz hissettim. Evet hissettim. Beni ciddiye almadığını düşünüyordum. Benim eşim hiç çıkarmadı yani biliyor musunuz anneciğim? Sembolik çok önemli bir şey değil aslına bakarsanız ama ya ama insan kendini gidiyor. Bilecek ya evlenmeyecek ya da hoşuna işine saygı gidiyor, duyacak. Yani onun takması yani hoşuna gidiyor. Benimki takıyor ama yani işi biraz zorluk olduğu için ya şey yapabilir yani rahatsız eder falan. Ben onu anlıyorum. Gezmeye çıkarken takıyor. İşinden dolayı takmıyor. İşinden diyorsun. Dolayı çıkarıyor ama o da yani gezmeye Begüm, giderken çıkıyor. Efendim. Sence takmalı mı? Bence de takmalı. Takmamasının ne gibi bir sebebi olabilir ki? Peki bir şey soracağım çocuklar. Nikah yüzüğü neden bu parmağa takılır biliyor musunuz? O parmağdaki damarlar yani çok hassasmış. Onlar doğru kalbe gidiyormuş. Kalbe ulaşıyormuş. Ben öyle duydum yani anneciğim. Bakın çocuklar. Bu parmaklardan şu anne baba. Aa. Bir şekilde onlardan ayrılıp gidiyorsun. Evet. Eyvah. Ay çok güzel. Ben çok seviyorum atları. Şunlar kardeş. Onlar da ayrılıyor. Bir müddet sonra hayatını herkes kendi yolunu çiziyor ve ayrılıyor. Bunlar çocuk. Aa, bunlar da büyüdükten sonra sizden ayrılıyor. Aa, değil mi? Evet, evet. Ama parmaklarınızı, şey şu orta parmaklarınızı birleştirdiğinizde tek birbirinden ayrılamayan parmak, yüzük parmağı. Şu iki yüzük parmağı. Çok evet. Hoş. Bunu muhakkak deneyin. O parmaklar birbirinden katiyen ayrılmıyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Bir elinizdekini bırakıp deneyin bakayım. Yap sen de. Sen de bırak elindekini. Ne yapayım? Şu orta parmağınızı birleştiriyorsunuz. Evet. Ayırın baş parmaklarınızı. Ayırdım. Ayrıldı. Ayırın işaret parmaklarınızı. Ayırdık. En arkadaki serçe parmaklarınızı ayırın. Ama bunu gerçekten ayırın. Gerçekten. Bakın ayırın. Tütürüyor. Gerçekten ayırın. Tütürüyor. Onu birleştireceğin ayrılır. Muhteşem bir şey. Ayrılıyor. Evet onun için nikah yüzüğü ayrılmamak üzere. Güzel bir şey anneciğim. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Anne. Bir şey daha. Hiç duymamıştım. Çok çok keyifli bir şey değil mi bu? Ayrılmamak üzere evet demek. Meltem annenin keyifli sohbeti eşliğinde dikiliyor patikler. Patiği bitirip düğmeyi de diken Marhaba ayakkabıcı babasının yüzünü kara çıkarmıyor. Anne ben bitirdim. Evet. Marhaba bitirdi patiğini. Marhaba'nın peşi sıra Begüm ve Serap da tamamlayıp patiği koyuyor Meltem annenin önüne. Hadi Şirin acele et süre bitmek üzere. Son 5 saniye. Bitirdim anneciğim. Evet son 2-3 saniye kala da. Şirin bitirdi. Elbasan tava yapacağız. Böyle vıcık vıcık acayip şeyler çıkıyor. Ben et kokusundan nefret ederim. Evde asla et pişirttirmem. Ben kendim de pişirmem. Yemek yapmayı çok severim ama genelde tavuk severim ben. Elbasan tavanın üst malzemesini yapmak için beşamel sosun farklı bir yöntemini yapacağız. O benim. Pardon. Büyük bir hata. Senin benim beşamelimde gözün var sanırım. Benimkinin daha güzel olduğunu düşün. Benimki daha güzel oldu. Seninkinin daha güzel olduğunu düşünseydin benimkine saldırmazdın canım. Tamamen bir hataydı. Öyle kabul etmiyorum ben. Her günde çok iyi anlaşan iki insanız. Ama araya para girince biliyorsunuz ki anneciğim her şey böyle çok değişiyor. Eşimin ehliyeti alındı, evimizi kaybettik. Beni doktora götürmüşler, mide kanaması geçiriyorum. Çocuğuma sakat diyorlardı. Gerçekten bütün hamileliğim boyunca çok çok kötü geçirdim.
Ben bir cana kıyacağım. Kalp atışlarını duyuyorum, evet. Ama nasıl kıyacağım ben bu cana? Görevi son bitiren Şirin'in de patiğini alıp inceliyor Meltem anne. İşte en heyecanlı an. Dört kızımızdan sadece biri bileziği kolunda tutmaya hak kazanacak. Benim patik yapma görevinde bileziği kolundan ilk alacak olduğum kızım... Şirin. Farkındayım ama anneciğim ne kadar kötü yaptığımın gerçekten elim titriyor. Kötü değil biraz yavaş. İlişkilerinde gerçekten ben kasnak işi yapan, mevlid çemberleri yapan bir insanım. Ama burada anlayamıyorum gerçekten dışarıda gözüktüğü gibi değilmiş. Hani ben hep böyle dalga geçiyordum gerçekten kızlarla. Seyrederken kızlarla evet, dalga geçiyordum. Evet kızlarla dalga geçiyordum gerçekten itiraf ediyorum. Allah'ım ne kadar beceriksizlik şuna bakar mısınız ya böyle çıldırıyordum evde. Hani şuna bakar mısın Göksel diyordum şöyle yapamadı ya diyordum. Yapamadıysa sen sanki çok mu biliyordun eskiden şu an her şeyi biliyorsun da öyle konuşuyorsun sana kolay geliyor falan. Şu an böyle bakıyorum kendime hayretler içerisinde şimdi izliyorum kendimi. Şimdi eşin seyrederken ne diyecek sana? Dalga geçecek benimle. Benden sonraki programlarda kesinlikle ve kesinlikle dalga geçmeyeceğim. Onlara gülmeyeceğim, onları gerçekten çok iyi anlayacağım. Ekranlar güldüğün gibi değil. Peki, Görümcen ne düşünecek? O ne düşünecek? O şu an sadece parasını düşünüyordur bence. Benim için değil de hani etapları kaybettim falan diye değil de bilezik kaybettiğim için hani bunu yapamadım diye üzülmez biliyorum. Bileziği kaybetti, bilezik azaldı. Bilezik kalmazsa benim borcumu ödeyemez diye eminim. Sevmiyor mu seni? Aslında seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Peki nedir aranızdaki bu geçimsizlik? Maddiyat mı? Hem maddiyat hem de eşinden kaynaklanıyor birazcık. Eşi mi sevmiyor seni? Eşi evet beni sevmiyor ama ben de onu hiç sevmiyorum. Gerçekten. Oldu, elektrik alamıyorum ya. Yok, ben onu kendisine de söyledim. Burası ben itiraf edeceğim bir şey değil. Gerçekten hayatımda yanımda ya da yöremde görmek istediğim en son insan bile olamaz. Peki yani. İşi olmasa Görümcan size verdiği parayı geri almayabilir mi? Almaz. Çünkü gerçekten şöyle bir şey en büyük Görümcan. Çok tatlı dillidir. Bir görseniz hani gerçekten çocuklarıma ve bana çok narin ve naif davranır. Eşi olmasa öyle olmayacağına inanıyorum. Öyle düşünüyorum. Düşünüyorum değil eminim. Evet çocuklar bugün benim görevimde bileziği ikinci olarak bana verecek olan kızım Serap. Üzülerek Serapcığım, hatta çıkmıyor. Zor çıkıyor değil mi? Zor çıkıyor. Bayağı Serapcığım vaktinde bitirdin. Hı hı. Güzel de oldu ama adil olmak lazım. Hı hı. Kendinizde, arkadaşlarınızda ya da rakiplerinize baktığınızda adil davranmanız lazım. Senden çok daha muntazam yapan iki arkadaşın var. Keçeden patik yapmak çok keyifliydi ama ilk defa bir etapta üzüldüm. Çok basitti ama heyecanlandım. Çok muntazam çalışamadım. Ben en başında Serap'ı rakip gibi görüyordum. Artık ben kendimi kimseye rakip görmüyorum. Evet sıra geldi. Bugün Meltem annenin patik yapma görevinde bileziği kim hak etti? Kim hak etti acaba? Bugün benim patik yapma görevinde bileziği benden hak eden kızım... Begüm. Allah'ım sana şükürler olsun. Anne sizinkiyle birebir yaptım ben aralıklarını. Anneciğim i̇şte bak arkadaşına. İşte bu Allah'ım sana şükürler olsun. Ama benimki de çok muntazam. Bakın aynı şeyleri aralıkları bir onun santi yarım santi. Onun da aralıkları santi. Çok muntazam ve çok... Anne, ama çok yakın anne. Sizinkiye bakarak yaptım santim. Ben. Ben benimkine bakarak değil birer santim olacak araları çok yakınları dedim. Da var anne sende ya. De... Ama seninkilerin boyları da değişiyor. Bak, boyları da burada birisi farklı. Birisi küçük birisi büyük. Benimki burada hepsi farklı. Aynı boyda. Gördün mü anneciğim? Bak ikisinin arasındaki farkı sen gör. Şuradaki boylarla buradaki boylar birbirinden farklı. Çok muntazam ama benim görevim en muntazam olanı seçmek. Sonuçta ben bunu kendi hakkımla, kendi parmaklarımın, bileğimin hakkıyla aldım. Ve bunu herkese de göstermek istiyorum. Gerçekten hak ederek aldığımı. O yüzden getirdim patiğimi de yanımda. Elinize sağlık. Bu saatten anneciğim. Sonra bu bilezikler bu koldan asla çıkmayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet. İkisinin arasında ben bir mukayese yaptığımda gerçekten bence de Begüm'dü. Evet bileziği de senden alıyorum.
Ne dedik başta? En muntazam yapan benim için çok önemli. Evet. Anne kusura bakmasın, biraz anneyle sanki tartışmış gibi oldum. Aslında öyle bir şeyim yoktu, hiç isteğim yoktu. Ben alacağım, muhakkak bunu ben alacağım diye düşünmüştüm. Sonra ben beklemediğim bir şey olunca biraz sinirlendim yani. Bu tabii doğal bir şey yani. İnsan beklediğin yapamayınca sinirleniyor yani. Teşekkür ediyorum, eline sağlık. Ben teşekkür ediyorum anneciğim. Ve başta bir şey daha söyledik. Ne dedik? Facebook'tan bizi takip eden, seyreden, izleyen seyircilerimize biz ne yapacağız? Kendi yaptığım patiyi onlara hediye edeceğim. Ama Begüm de yapmış olduğu patiyi ben de hediye edeceğim. Hediye etmek evet, istiyor. Evet, ben de istiyorum. Evet. Siz de hediye etmek istiyor musunuz? İstiyoruz. Eve mi götürmek istiyorsunuz? Ben de istiyorum. Ne yapıyoruz? Bizi takip edenlere hediye ediyoruz. Ama kime? Hak edenin kim olduğunu bilene. Evet, haydi bakalım. Alın eşyalarınızı. Ortalığı toparlayıp hemen eve gidelim kızlar. Günün üçüncü görevi için Zehra anne bizleri bekliyor. Ocağımızın sofrasını birbirinden güzel lezzetlerle bezeyen Zehra annemiz hazırlıklarını tamamlamış bile. Anneciğim biz geldik. Anneciğim biz geldik. Hoş geldiniz. Hemen yerli. Siz de geldiniz mi? Geldik, hoş geldiniz anneciğim. Çocuklar. Hemen önlüklerinizi takın. Yeni bir gün, değişik malzemeler. Önlüklerini giyen kızlarımızın gözü tezgahtaki malzemelerde kalıyor. Bugün hangi yöresel yemeği öğreteceksin Zehra anne? Bugün Trakya yöresine ait ve özellikle de Edirne bu yemeği almış ve kendi yemeği gibi sarılmış. Ve Edirne yöresinin yemeği olarak biliniyor Türkiye'de. Elbasan tava yapacağız. Elbasan tava. Evet, elbasan tava. Edirne'mizin bu çok özel lezzeti için hangi malzemeler gerekli Zehra anne? Şimdi elbasan tava yapmak için çocuklar ilk başta bizim kuzu etine ihtiyacımız var. Yarım kilo kuzu kol. Kuzu kol. Evet. Bunu ben önceden haşladım. Çünkü burada haşlama süresi çok uzun olur diye düdüklü tencerede haşladım. Et suyunu aldım, süzdüm, getirdim. Bu et suyunu hazırlamak için çocuklar mutlaka bir tane kuru soğanınız gerekiyor. Çünkü tavanın için, düdüklünün içinde kuru soğanı kavuruyoruz. Etleri atıyoruz içine, suyunu koyuyoruz, kaynatıyoruz. Bir yemek kaşığı da sizin tercihinize kalmış ama biz tereyağı kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı da tereyağıyla soğanı kavuruyoruz. Etleri kavuruyoruz, üstüne suyunu koyuyoruz ve bir saatten fazla pişiriyoruz bu etleri. Lime lime olacak etler. Elbasan tava ağızda dağılan kuzu etiyle olduğu kadar üzerini kaplayan sosuyla da meşhur. Elbasan tavanın üst malzemesini yapmak için duymuşsunuzdur. Beşamel sos. Evet. Beşamel sosun farklı bir yöntemini yapacağız. Ondayım. Bu sos içinde bir su bardağı una ihtiyacımız var. Bir su bardağı yoğurda ihtiyacımız var. İki tane yumurtaya ihtiyacımız var. İki yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Bir buçuk çay kaşığı tuza ihtiyacımız var. Bir çay kaşığı karabibere ihtiyacımız var. Bir çay kaşığı pul bibere ihtiyacımız var. Bir de bir çay bardağı suyumuz var. Bunu bir su bardağı da yapabilirsiniz. İki su bardağı da yapabilirsiniz. Bunlar sizin tercihinize kalmış. İsteğe göre. Çünkü biz beşamel sosu yaparken et suyuyla yapacağız. Ama bazı insanlar ağır oluyor et suyu diyor. O yüzden ne yapıyor? Et su yerine su kullanılıyor. Ama elbasan tavada normalinde et su kullanılıyor. Birazcık et suyun ağırlığını hafifletmek için de bir çay bardağı su koyuyoruz. Kızlarımız halis mulis et suyunu gördüklerine pek de sevinmediler gibi geldi bize Zehra anne. Siz et suyundan ya da koyun etinden, kuzu etinden rahatsız olanlar var mı? Ben rahatsız oluyorum. Ben koyun etini hiç ben zaten yemiyorum. Sevmiyorum et. Zaten haşlamayla ilgili ufak bir anım var benim. Peki anlat bakalım anını. Küçükken annem çalışıyor diye teyzemde kalıyordum ben bir süre. Teyzem de bize küçükken işte sebze çorbaları, haşlamalar falan hazırlardı. Kepçe gördüğüm zaman aklıma hep o gelir. Haşlamayı koydu önüme böyle içinde etler, patatesler. Kokusundan nefret ederim. Ben bunu yemeyeceğim dedim. Kepçeyi kaldırdı, kafama bir vurdu arkadan. Yiyeceksin onu diye.
Ben de o şekilde can acısıyla yemek zorunda kalmıştım. Aa. Ondan sonra bir daha ağzıma sürmedim zaten. Ama çocuklar bakın, doğada Allah'ın bize verdiği her türlü nimetin bize faydası evet. var. Evet. O yüzden mutlaka hepsinden sevmeseniz bile az da olsa yemek zorundasınız. Hepsinin vitamin değeri, besin değeri nedir? Farklı ve vücuda yararları da farklı. Eminiz ki Zehra annemizin elbasan tava tarifinden sonra tüm bu fikirleriniz değişecek kızlar. Ben kendime şöyle küçük bir parça alıyorum ve eti didikliyorum çocuklar. Anne kemiksiz kemikli et. Sizin kemikli et, kol dedim bak kol. Onu biz didikleyeceğiz. O ön bacak mı yani? Evet. Didikliyorum. Annemiz eti öyle güzel haşladı ki bakın neredeyse dokunur dokunmaz ayrılıyor kemikten. Zehra annemiz kemiğin üzerinde hiç et kalmayıncaya kadar devam ediyor ayıklamaya. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Bakın hiçbir şey bırakmadım kemikte. Evet. Gördük mü? Evet. Gördüm. Kemiklerimi aldım. Şimdi o zaman hemen etlerimizi ditmeye başlıyoruz. 3, 2, 1 başlayın çocuklar. Tabaklarında dahi görmeye dayanamadıkları eti elleriyle ayırmaları gereken kızlarımız için oldukça zorlu bir etap olacak bu. Anneciğim şu an gerçekten ben hiç daha önce böyle ete dokunmadım. Anneciğim sanırım ben mutluyum tek. Sen seviyorsun değil mi? Ben seviyorum eti. Ben kokusundan çok rahatsız oluyorum. Evet. Bana mis geliyor ben şu an. Ben et sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Hatta hiç yemiyorum diyebilirim. Ana ocağında iş seçme şansınız yok kızlar. Bileziği kazanmak istiyorsanız eti en kısa sürede ayırmaya bakın. Mis gibi haşlanmış et kızlar, buruşturmayın yüzünüzü. Allah'ın gücüne gider sonra. Böyle vıcık vıcık acayip şeyler çıkıyor bundan. Evet, işte lokantaya gidiyorsunuz ya da anneniz yemek yapıyor, önünüze getiriyor. Asla. Hiç anlamıyorsunuz değil mi nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını? Annem evde yemeklere kesinlikle et koymaz. Ben yemem yoksa. Etli yemiyorsun. Yemekler evde bana göre pişiyor. Peki bunun tadına nasıl bakacaksın Begüm? Bunun tadına bakacağım bir şekilde. Etine ben bakabilirim. Seve seve. Ben et kokusundan nefret ederim. Evde asla et pişirtirmem. Ben kendim de pişirmem. Yemek yapmayı çok severim ama genelde tavuk severim ben. Benim eşim çok et yemeği istediği zaman annesine gidiyoruz. Balık, özellikle balık falan temizleyemiyorum ben anneciğim. Et sevmiyorlarmış. Kuzu eti de ağır kokar. Tamamen eşleri kaldırmadı sanırım. İstemeye istemeye yaptılar. Ay vallahi şimdiki gençleri de anlamıyorum. Çocuklar biz balık da temizledik, tavuk da temizledik, hepsini temizledik. Anne başa gelince her şey yapılıyor, yavaş yavaş alışılıyor yani. Ana ocağı için küçük, kendileri için büyük bir adım atan kızlarımız etleri didikliyorlar. Zehra anne hemen ocağa koyuyor tenceresini. Evet, altını yaktım. Yaktıktan sonra tahta kaşığı elime alıyorum çocuklar. Tahta kaşığı elime aldıktan sonra içine hemen... Kolay gelsin. Aa, hoş geldin hayatım, hoş geldin. Hoş geldiniz anneciğim. İyi yaptın, iyi yaptın. Mis gibi bir et kokusu evet, var. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz anneciğim. İyi anneciğim. Hadi bakalım ellerinize sağlık. Zehra anne böldüm sizi ama. Yok, estağfurullah. Niye geldim biliyor musun? Senin görevin bittikten sonra kızlarla güzel bir püf noktası paylaşacağım. Aa, çok mutlu olduk. Oley. Tüm ev hanımlarının başının belasıdır. Ama o dertten kurtaracağım. Hem sizi hem bizi izleyen bütün ev hanımlarını. Çok güzel. Ne güzel bir anne? Ne anne? Mutfakta başınıza dert olan, sizi sıkıntıya sokan, çok paralar vererek aldığımız... Mutfak gereçlerinle alakalı nefis bir püf noktası. Oo, çok ihtiyacımız var. Vallahi gerçekten. Yani açıklamanızı ben büyük bir heyecanla çıkaracağız değil mi anne? Efendim anneciğim? Kolay çıkarma yolu bir de. Çok kolay, doğal. Cebinizden çok para harcamadan mutfakta bulunan malzemelerle yapılabilen nefis bir püf noktası. Tamam anne. Tatlarına bakın, heyecanla geleceğiz anneciğim. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nerede kalmıştık Zehra annemiz? Çocuklar şimdi önce bakın ocağın üstünden aldığım Meltem anne gelince yoğurdumu koyuyorum. Onun üstüne hemen yumurtayı koyuyorum. Bu işlemi ocağın üstünde yapmıyoruz değil mi anne? Hayır, şimdi ocaktan aldığım evet. Çünkü hemen koyacaktım. Ocak ısındı, tava, tencerem ısındı. O yüzden burada yapıyorum. Hemen çırpıcımı çırpıyorum bakın. Yumurtayla yoğurdu çocuklar. Karıştırdım bakın. Yumurtayı iyice yoğurtla yoğurda yediriyorum. Hemen ununu koyuyorum. Bir bardak unu da yumurta ve yoğurtla birlikte güzelce çırpacaksınız kızlar. Şimdi ocağı aldım. Şimdi bir elimle et suyumu malzememin içine
Bakın 3 kepçe koydum şimdilik. Çırpmaya devam ediyorum. Malzemeler çırpılırken sosun içine 1 yemek kaşığı da tereyağı ekleniyor. Yemeğe lezzet katacak bu sosun sırrı kıvamında kızlar. Şimdi bir kaynasın. O zaman kıvamı koyu mu değil mi onu anlayacağız. Bu arada yavaş yavaş da baharatlarını ne yapıyorum? Koyuyorum. Şimdi et suyunu kaynatırken çocuklar biraz tuz koyduğum için tuzuna ne yapacaksınız? Azaltacak. Dikkat edeceksiniz. Ne kadar demiştim? 1,5. 1,5 çay kaşığı. Evet bakın dibine yavaş yavaş ne yaptı? Katılaşmaya başladı. Görüyor musunuz? Evet. Ben bunu biraz daha açmak istiyorum. Et suyunu fazla koymamak için hemen biraz su ilave ediyorum. Bakın her şeyi böyle birden koymadım, gördünüz mü? Evet, sırayla. Bakın kızlar, kıvamı açmak için biraz daha su ilave ediyor Zehra annemiz. Kaynadıkça koyulaşan sos yoğun bir kıvam alıyor. Evet, şimdi geliyorum baharatlarımı koymaya. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber. Bu baharatları kendiniz değiştirebilirsiniz. Kimyon da yakışır değil mi? Ya kendi zevkinize bağlı. Evet artık altını kapatıyorum. Şurada size gösteriyorum kıvamını. Görüyorsunuz değil mi kızlar? Yoğurt, yumurta ve undan oluşan karışım muhallebi gibi kıvam aldı. Bu etin üstüne bir katman olacak. Etimin üstüne ne yapıyorum? Döküyorum. Siz tabii bütün etinizin üstüne koyacaksınız. Gördük mü? Evet anneciğim. Ondan sonra kaşığımızı azıcık ıslayacağız çocuklar. Isladıktan sonra şu şekilde. Bu küçük noktayı da unutmayın kızlar. Kaşığı ıslarsanız sosun üzerine rahatlıkla düzleştirebilirsiniz. Ondan sonra da fırına vereceğiz. Anladık mı? Anladık anneciğim. Herkes büyüğe koyuyor önce ama koymadan önce ne yapıyorsunuz? Çırpma işlemini yapıyordunuz yüzden, değil mi? Evet. Hadi bakalım 3, 2, 1 başlayın. Aferin kızlar. Yoğurtla başlayacağınızı unutmamışsınız. Şimdi sıra diğer malzemeleri de doğru sırayla katmakta. Tereyağı da eklendikten sonra büyük bir yarış başlıyor kızlarımız arasında. Kaynamadan kesinlikle kıvamını anlayamazsınız. Yani böyle fukur fukur kaynası mı gerek? Bakın çok güzel bir püf noktası söylemiştim. Hiçbiriniz anlamadınız. İlk etapta 3 kepçe et suyunu koydum, koymuştum. Koyduk anneciğim. Evet. Ben de koydum. Evet. Ben de koydum anneciğim. Anneciğim benimkinde topak olduğu için onu açıp daha sonra... Ben hemen koymadım 3 kepçeyi. Evet. Et suyunu yanlış zamanda koydu. Aslında benim yanlış zamanda koyduğumu söylediğinde kendi yanıldığını fark etti. Hani benimki koyulaşmaya başladı. Şimdi artık bundan sonraki size kalmış bir şey. Ben ne yaptım? Bundan sonraki püf noktası işte. Bakalım bu püf noktasını kimler doğru hatırlıyor? 4 kızımız da hatırladıkları gibi hazırlıyorlar sosu. Şu an için kim önde gidiyor Zehra anne? Şu anda en iyi çırpan, en iyi sosunun durumu olan Begüm. Evet Serap'ınki de iyi. Seninkinde bir hatalar oldu. Tereyağı koymam gerekiyor. Evet, seninkinde bir hatalar oldu. Evet, Şirin de hatasını düzeltti, toparladı. İşte şimdi sosun topaklanmaması için tüm gücünüzle çırpmanız gerekiyor kızlar. Soslar muhallebi kıvamını buldu kızlar. Şimdi sıra bu lezzet karışımıyla kuzu etinin üzerini güzelce kapatmakta. Aman sosları karıştırmayın sakın. O benim. Pardon. Büyük bir hata. Az kalsın Begüm'ün sosunu alıyordun Serap. Seninkinden daha mı çok beğendin yoksa? Hayatta. Senin benim beşamelimde gözün var sanırım. Benimkinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Benimki daha güzel oldu. Seninkinin daha güzel olduğunu düşünseydin benimkine saldırmazdın canım. Tamamen bir hataydı. Öyle kabul etmiyorum ben. Döktükten sonra ay yanlış yaptım falan diyecektin böyle. Benim beşamelimin üstüne yatacaktın yani. Hiç öyle bir niyetim yok. Gördük. Evet geldik son aşamaya kızlar. Kaşıklarla beşamel sosun üzerine dümdüz yapmanız gerekiyor. Tabii bileziği kazanmak istiyorsanız. En güzel ben yaptım. Gerçekten. Bu etapta kesinlikle size bileziği kaptırmayı düşünmüyorum. Bunun üstüne isterseniz çocuklar kaşar peynir de rendelersiniz evinizde yaparken. Mesela içine etin içine çocuklar bezelye, havuç da koyabilirsiniz. Ama biz Edirne yöresine ait yaptığımız için Edirne yöresinin
elbasan tavasını yaptık. Elbasan tavanın üzerini kaplayan bu sos şimdi nar gibi kızaracak. Kızlarımız yemekleri pişmeye bıraktıktan sonra mutfakta heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. Fırınımıza koyduk. Evet. Çocuklar, çok besleyici bir yemek. Altında koyun eti, üstünde çok lezzetli, yumurtalı, yoğurtlu, unlu bir sosumuz var. Yani yemesine doyum olmayacak bir yemek. Yemesine doyum olmayacak bir yemek yemeye geldim ben. Hoş geldiniz. Malzemeleriyle gelmiş Meltem. Tasımı taramı topladım, geldim kızlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Mis gibi kokular şimdiden gelmeye başladı. Bugün evet. Size ne öğreteceğim çocuklar? Biz mutfağımızda kullanmak için dünyanın parasını verip çok güzel tencereler alıyoruz, evet. Tavalar alıyoruz değil mi? Evet. Ve bir müddet sonra kullanırken ama bulaşık makinesinde ama çeşmeden akan suda yıkadığımızda üzerinde kireçten kaynaklı beyaz beyaz lekeler oluyor. Ve lekeleri çıkartmak gerçekten çok asap bozucu bir şey. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Var buralarda var, bir... Var var bak. Değil mi? Meltem anneciğim, tamam. Gel. Bak. Tamam. Ay, bakın. Yıkadık ya bunu. Şimdi ay. Çocuklar her şehirde kireç, musluktan akan suyun kireci farklıdır. Kimi şehirlerin suları çok kireçlidir. Bir de düşünün, sadece tava olarak da düşünmeyin bunu. Çaydanlıklarınızın içi, su ısıtıcılarınızın içi, hepsinin içi zamanla ne olur? Kireç kaplar. Tencerelerimizi, çaydanlıklarımızı istila eden bu kireçle nasıl başa çıkacağız peki? Bu sorunun cevabı Meltem annede. Sirkemiz her zaman evimizde var mı? Evet. Var. Evet. Salata yapıyoruz, yemeklerde, çorbalarda kullanıyoruz. Her zaman limonumuz var mı? Limon var. Kesinlikle. Evet. Biz artık ev temizliğinde karbonatı olmazsa olmazımız kabul ettik. Karbonat bizim hepimizin evinde her zaman var. Sizden sonra evet. Çok denedim anneciğim gerçekten. Denedin mi? Evet gerçekten denedim. Ben de artık bulunduruyorum evde sirke karbonat hiç yapmıyorum şey. Eksik koymuyorum artık. Hem ucuz ekonomik hem içinde kimyasal. Ben sirkeyi daha önce kullanıyordum ama temizlik amaçlı kullanmıyordum evde silmelerinde. Benim annem hep derdi, kızım sakın bak evliliğine nazar değmesin, şuna nazar değmesin, sirkeyle sil. Tabii. Anlıyor musunuz? Kapı eşiklerine dökerler yeni gelinlerin. Tabii. Evet, ben hep sirkeyle silerim evim anneciğim. Döküyor musun hala? Hala dökerim. Sadece kapının önüne dökme anneciğim. Bütün, bütün evi siliyorum anneciğim. Hem nazarlardan korusun seni, hem bütün bakterilerden, mikroplardan evet, korusun seni. Evet, her zaman seni. Yapıyorum. Evlendiğimden beri yapıyorum onu ben. Aferin kaşık benim kızıma. Kaşık vereyim mi ben? Yok anneciğim, şöyle alıveririm. Bakın, kireçli tavamın içine bir miktar karbonat serpiyorum. Bu çaydanlığınız için olabilir, su ısıtıcınızın içi olabilir ve lekelenmiş yanmaz tavalarınızın içinde olabilir. Kireçlenen tavanın yüzeyini karbonatla güzelce kaplayan Meltem anne gençlerimize bir püf noktası daha veriyor. Kettle'ınızın içi kireçlendiyse içine bir avuç kadar, bir yemek kaşığı kadar limon tuzu atın. İçine de soğuk suyu koyun, kaynasın. Bütün kireci söktüğünü göreceksiniz. Hele camsa sizin su ısıtıcınız, gözle görülür şekilde içindeki bütün kireci temizliyor. Salatadan kalan limon sıktınız, limonun kabuğu kaldı. Onunla bile yapabilirsiniz bunu. Limonun kabuğundan o verin. Bakın şimdi. Oo, köpürüyor kızlar bakın. Ne güzel köpürdü gördünüz evet. Mü? Evet. İşte bu köpürürken ne yapıyor? Bütün o kireci de birlikte söküyor. Yarısına limon döktüm. Bir diğer yarısına da sirke. Asidik özelliği olan sirke ve limon karbonatla birleşip iki yandan sökmeye başlıyorlar kireci. Gördüğünüz gibi kızlar, olmadan duru suyun altında kolayca çıkıyor kireç. Küçücük bir tavada denedim. İnanmıyorum ya. Ay, içinde hiç kireç vardı orada. İçinde hiçbir şey kalmadı ama şu kenar kısımlarına getirmedik. Bakın şuralarda çıkmayan kireçler evet, var. Evet. Çok koyarsak. Tavayı ve tencereyi yaptıktan sonra şöyle iyice her tarafına yedirirseniz ve çalkalarsanız onları da dibindeki bütün kireçleri söktüğü gibi kenarlarını da söküp bir dakikamızı bile almıyor anneciğim. Evet. Gerçekten çok kolay. O çok kadar kolay. Ovuyordum. Ben size ne dedim? Olmak yok. Artık mutfağınızda kullandığınız tüm tencere ve tavalar parıldayacak kızlar. Bir şey sorabilir miyim anneciğim ben? Sor anne. Benim ellerim hala çok fena et kokuyor. Ben et kokusundan nefret ederim. Peki bunun için ne yapmam lazım? Çok kolay. Hemen bir peçete çıkar anneciğim. Kağıt havlu al yavrum. Al kağıt havluyu.
Herkes eline kağıt aldı. Senin kokmuyor mu ellerin? Ben de alıyorum anneciğim. Ben büyük bir merakla bekliyorum. Ben çok de alayım Meltem kokuyor. Anne. Et kokuyorsunuz hepiniz. Verin bakayım bana da. Ben de etle oynadım. Benimki de geçsin. Evet. Böyle çıkaralım. Aldınız. Uzat parmaklarını. Kolonya misafir geldiğinde ne yapar? Nasıl uzatır elini öyle uzat. Kolonya. Aç bunu. Güzelce iki elini ovala. Teşekkür ederim. Getir. Merhaba, hoş geldin. Bana da ver, bana da. Hoş bulduk anne. Teşekkür ederim. Evet. Anneciğim, ben sirke kokusunu da sevmem aslında. Ama elindeki koku, sirke kokusu. Sirke uçar. Sabunla evet. Yıkadığında geçiyor ama. Et kokusu, balık kokusu değil mi? Evet. Elde sarımsak kokusu, soğan kokusu, bunların hepsi elde bir şekilde kalır ve hatta bir yere gidersiniz şöyle kendi elinizin kokusundan rahatsızlık duyarsınız. Evet. Elinizden gitmek bilmeyen bu kötü kokuları uzaklaştırmak için en kolay ve en doğal çözüm sirke kızlar. Ağzına çok teşekkür ederim. Çok güzel. Allah razı kimyasalsız olsun. Kimyasalsız temizlik bunlar çocuklar. Mükemmel. Evet, aklınızda kulağınızda kalsın. Çok teşekkür sizin ederiz. Yemekleriniz pişe dursun o zaman. Tamam. Ben gideyim. Tatmaya bir ucundan gel. Ayırırsınız tamam. Herhalde. Tabii ki de. Sağ olasın Meltem haydi, anne. Haydi kolay gelsin. Teşekkürler. Karnımızla birlikte fırının zili de çalıyor. Elbasan tavaları fırından çıkarma zamanı geldi kızlar. Kaplayan nar gibi kabuğun altında büyük bir lezzet saklı. Edirne'nin dillere destan elbasan tavasını bakalım en güzel kim yapmış? Çocuklar ellerinize sağlık. Şimdi afiyet sıra geldik olsun. Lezzetine bakmaya. Çocuklar bu yemeğin en önemli özelliği sıcak olarak tüketilmesi. Yani bu yemek yapılacak hemen servis sunulması gerekir. Şimdi sırayla hepinizinkinden önce Marhaba'nınkinden başlayayım. Marhaba. Tabağını ver bana çocuğum. Zehra annemizin lezzet testinden bakalım hangi kızımız başarıyla geçecek. Tek tek tüm yemeklerin tadına bakan Zehra anne görevin birincisine karar veriyor. Evet, yapılışlarınızı kontrol ettim. Soslarınızı kontrol ettim. Sonunda da lezzetine bakarak kararımı verdim. Evet, bugünkü elbasan tava yemeğini yapımında bileziği ilk olarak bana verecek kızım Marhaba. Bugün ikinci bileziği kaybetmek Marhaba'nın moralini epey bozdu. Evet, bugünkü elbasan tava yemeği görevinde bileziği ikinci olarak bana verecek kızım Begüm. Neden Begüm biliyor musun? Neden? Sanıyorum sosuna tuzu koymayı unuttun. Hayır koydum. Çok tuzsuz olmuş ya ölçüsünü az koydun. Tuz koydum anne 1,5 çay kaşığı tuz koydum demek ama. Demek ki az koydun ya anlayamadın. Sosunu çırpman güzeldi ama pişirirken ve tuzu hiç sinmemiş sosuna. Gayet güzel de karıştırdım ama. Güzel karıştırdın seni takdir etmiştim. Teşekkür ediyorum Begüm'cüğüm. Orada 1,5 kaşık koydum ama yine de yeterli gelmemiş. Diğerlerine oranla benimkinin tuzu gerçekten azdı. Bugünkü elbasan tava yemeği yapımında bileziği hak eden kızım. Eyvah, şimdi fırtına kopacak. Ne yapıyorsun Marhaba? Anne rahatsız oldum. Ama rahatsız olmak olmaz. Önlüğünü tak lütfen hemen. Bak bir şey açıklıyorum. Bir şey açıklarken dikkatimi de dağıtıyorsun Marhaba. Yani yenmek kadar, kazanmak kadar kaybetmek de çok önemli biz çocuklar. Anne onun için değil özür dilerim. Ben ama şey, o zaman önlüğünü biraz tak. Önce moralim bozulmuştu ondan oluyor. Kötü bir hırsı var. Devamlı kazanmak istiyor. İlk gün ben kazandım. İkinci gün kaybettim tamamen. Yüzüm hiç düşmedi. Ama kaybettiği günler
çekilmez oluyor. Anneye büyük bir saygısızlık yaptı gerçekten. Ne olursa olsun benim de moralim bozuluyor etaplarda. Benim de modum düşüyor. Ne olursa olsun buraya neden geldiğini unuttu galiba Merhaba. Bir yarışı kaybetti, hemen modu düştü. Kazandığımda çok seviniyorsam kaybettiğimde de o kadar üzülmemem gerekiyor. Çünkü buraya bunu bilerek geldim. İlla ki dördümüzden birisi her gün kazanacak diye bir kaide yok. Bugünkü elmasan tava yemeği yapımında bileziği hak eden kızım finalde. Ben tadına baktım. Hadi bakalım siz de bakın. Birbirinizin yaptığı yemekleri de tatmayı unutmayın kızlar. Bakın bakalım en güzel hangisi olmuş. Normal günde çok iyi anlaşan iki insanız. Ama araya para girince biliyorsunuz ki anneciğim, her şey böyle çok değişiyor. Eşimin ehliyeti alındı, evimizi kaybettik. Beni doktora götürmüşler, mide kanaması geçiriyorum. Çocuğuma sakat diyorlardı. Gerçekten bütün hamileliğim boyunca çok çok kötü geçirdim. Ben bir cana kıyacağım. Kalp atışlarını duyuyorum, evet. Ama nasıl kıyacağım ben bu cana? Ana ocağında günün en heyecanlı saatleri. Annelerimiz final için yerlerini almışken birbirinden şık kızlarımız da salona geliyor. Oo, merhaba yine. Değişik kıyafetler. Kızlarımızın dördü de öyle Zehra anne. Baksana maşallah. Aynısına bakacağımı şaşırdım. Evet ya. Cıvıl cıvıl. Bakar mısın? Hepsi birbirinden sanki kelebek şık. Konmuş hepsine. Harika bir renk cümbüşü. Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim. Çocuklar bugün ana ocağında dolu dolu üçüncü gün bitti. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Kaldı iki günümüz. Kesinlikle. Bugün benim görevimde hız demişken ilk önce merhaba bitirdi. O bitirdi ama ondan çok daha muntazam yapan Begüm benden bileziği hak etti. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi sonrasında da Merhaba ile Begüm'ün arasında bir sıkıntı olmuş. Sen anlatmak ister misin Begüm? Anlatayım hemen anneciğim. Şöyle bir sıkıntı oldu. Ben bileziğimi aldıktan sonra sevinçle tabii oturuyordum bahçede. Merhaba yanıma geldi ve sinirliydi gayet. Bana şey dedi. Bence dede sen o bileziği hak etmedin. Sürekli kaybettiğin için dedi Meltem anne sana o bileziği verdi dedi. Ben de dedim ki ben kesinlikle böyle düşünmüyorum ve bu söylediğine gerçekten çok kırıldım. Burada annelerimizin hiçbiri bu şekilde düşünüp vermiyorlar. Orada hepimizin yaptıklarına bakıyorlar. Hak eden kimse, en iyi yapan kimse ona veriyorlar dedim. Bu yarışmada kazanmak da var, kaybetmek de. Kaybetmeyi de öğrenmek gerekiyor. Çünkü kaybetmeyi bilmeden kazanmayı da bilemeyiz sonuçta. O yüzden özür diledi benden. Özrünü kabul ettim ben de. Ama yine de kırgınım biraz. Bugün ben gerçekten Merhaba'yı anlayamadım. Serap arkadaşımıza bağırması ve onu terslemesi gerçekten... Hani ben çok şaşırdım. Ne olursa olsun evet buradaki herkes iki bilezik kazandı ve ben tek bilezik kazandım. Yani kırmak istemem. Başımı yastığa koyduğumda da rahat koymak isterim. Ne olursa olsun. Tamam bilezik kazanıyoruz. Tabii ki bunları buraya kazanmaya geldik. Çok ihtiyacımız var. Hepimizin hırsı bu yüzden. Ama ben başımı yastığa koyduğumda da demek istiyorum ki hani arkadaşlarımın gönlünü kırmadan, onların kalplerini kırmadan ben rahat uyumak istiyorum. Ben bugün Merhaba'ya sormak istiyorum. Bugün gerçekten rahat uyuyabilecek mi? Serap da bir konuşsun, ben de uyuyayım. Önce bir... Peki o zaman. Evet, saygım var yani. Serap seni de dinleyelim. Fikirlerini söyleyin, ben sonra açıklamasını yaparım. En başta ben arkadaşlara şöyle bir açıklama yapmıştım. Ben size rakip olarak görmüyorum. Aslında bundan gocunmuşlar. Ben onlara hakaret etmek için söylemedim. Hırs kötüdür aslında. Ben hayatımda hep bunu gördüm. Ben kendimle yarışıyorum her yarışmada. Ben gerçekten bugün Merhaba'yı anlayamadım. Tam her şeyi oturttuk derken kaybedince morali düşüyor ve bizim enerjimizi de etkiliyor bu. Gerçekten ben yarışırken etaplarda Merhaba'nın yanında yarışmak istemiyorum. Etkileniyorum. Panik oluyor. Hırs yapıyor. Ama ilahi adalet her zaman tecelli edecek. İnişler olacak, çıkışlar olacak. Yoksa egomuza kurban oluruz. Bu da bize zarar verir aslında. O yüzden ben köşede açıkçası onu teselli etmek için durdurup
bak arkadaşım ikinizinki de güzeldi ama bence de görsel olarak Begüm'ünkü daha güzeldi dediğimde beni tersledi ve çok şaşırdım. Aslında onu kırmak, rencide etmek, yani seninki kötü değil. Sonuçta ben de, değil mi Meltem anne, benimki de o kadar kötü değildi. Hiç değildi. Ufak tefek hatalarım vardı ve ben onu söktüm. Bitirmek üzereyim şu an. Daha muntazam ikisini de size bu akşam teslim edeceğim inşallah. Ben kendimi beğenmedim ve söktüm o ufak tefek hataların istinaden söktüm. Benimki de kaldı çöpe atılacak gibi değildi ama ben de sindirdim bu durumu. Onu da sindirmesini bekleyerek yaklaştım ama farklı tutum sergiledi. İnşallah değiştirir, inşallah onu da hayat pişirir. Başarılar diliyorum cuma gününe kadar. Peki bakalım sen ne diyeceksin anneciğim? Bunların hepsi tamamen yanlış anlaşılma diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarımı iyice dinledim. Niye ki? Ben bunu annelere de tek tek giderek, deme Zehra anne, Meltem anne, herkese gidiyorum. Sonra kendim anlatmaya çalışıyorum. Mesela benim yani yabancı dil benim için Türkçe yeni yeniliği için bazı bir şeyler ben kendim iyi anlatamıyorum. Yani öyle bir şey olabilir. Onun için sonradan gidiyorum, halallik istiyorum herkesten. Ben de kimseyi kırmak istemiyorum. Tek tek geliyorum, anne kusura bakmayın böyle bir şey yaptım diye hep soruyorum. Gerçekten moralim düştü. Ama ne bileyim mesela herkes kaybettiği için üzülüyor. Ama benim tepkim kaybettim, ben gerçekten hak etmiştim, bunlar yanlış yaptı diye değildi. Tamamen başka bir şey var onun altında. Ben buraya gelmeden önce ben hep söylüyorum. Tabii ki siz de benim annelerimsiz ama sonuçta annemi çok çok özlüyorum ben. Bayağı oldu görüşemedim, yani 5-6 aydan fazla oldu. Ben o kadar uzak annemden uzak kalamam. Yeni evliyken de 4 ay en baş ayından başladı zaten ağlamaya başlamıştı. Ben annemi özledim, gideceğim. Eşim ne yapsa yaptı, beni yol paramı yapsın yani. 4 aydan sonra bir annemi görmeye gittim. Herkes şaşırdı. Biz seni bir seneden önce hiç beklememiştik. Niye bu kadar çabuk geldin? Bir şey mi oldu dediler. Ben yok annemi çok özledim geldim. Yani şimdilik biraz yani ona yapamıyoruz. Gidemiyorum. Çok oldu annemi görmediğimi. Bir de görüntülü konuşuyoruz. Ama bir hafta buraya gelmeden bir hafta önce anneme hiç ulaşamadım. Bir türlü ulaşamadım. Ve o sıkıntıyla buraya geldim. Yani hala aklımın içinde bir türlü o dolaşıyor. Bir kenara atamıyorum yani. Annemle görüşemediğim için çok yani kendimi çok kötü hissediyorum. Ve bugün yani ne bileyim böyle biraz görevler zorluyor gerçekten. Annemi özlemem yani onlar bir küçük sebep oldu. Sadece öyle oldu. Ben önlüğü çıkartacağımı bir söyleyeyim anneciğim, sonra mantıbenle döneceğim. Ben içim rahat etmiyor. Ben orada bir de nimet, anneciğim çok saygım sonsuz bir şey değil mi? Ama beni rahatsız ettiği için söylüyorum. Koynetini orada da söyledim, ben hiç yiyemem. Kokusunu ben çok uzak yerden bile alıyorum. Çok yakına gelince beni o kadar rahatsız etti ki bir an önce havaya çıkmak istedim yani. Temiz havaya çıkmak istedim. Kendimi rahatsız istediğim üstümde ne varsa öyle çıkarmak istedim. Yani yelek miydi şeydi. Benim hiç o an size açıklamadığınız aklımda bir anda uçtu yani. Çok özür dilerim anneciğim. Ben size saygısızlık yapmak hiç istemedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Begüm'e demişsin ki sen hiç bileziği almadığın için anne sana acıdı, üzüldü ve bileziği onun için mesela, sana verdi. Ben bunu anne yanlış söyle demek istemedim. Muhakkak öyle bir şeyim yoktu. Onu kastederek demedim. Ne bileyim böyle sınırdan yani gerçekten isteyerek değil. Yani annemize nasıl naz yapıyoruz, kapriz yapıyoruz. Aynı doğal yaklaşıyorum yani ben böyle oynamak istemiyorum. Ay annem diye de ha demek istemiyorum yani. Gerçekten anneme nasıl yaptıysam onları yapıyorum, kusura bakmayın. Bir de arkadaşıma da diyorum yani beni bağırdı diye düşünmüşse özür dilerim burada hepinizden tek tek. Ben bağırmadım, sadece arkadaşım bir şey anlattı, ben de anlatıyorum. Ama beni dinlemiyor, bana böyle şey yapıyor, sen öyleydin yanlıştın. O anda ben yanlışlarımı duyamam. Yani öyle bir şey var. Dedim arkadaşım sinirliyim, seni kırabilirim. Yok öyle demedim. Lütfen şimdi, ya, yok, dedim arkadaşım. Böyle yok, bir şey hayır. Dedim. Ben sinirliyim şimdi, ben seni duyamam yani. Sadece sen mi sinirleniyorsun burada? Sadece sen mi sinirleniyorsun? Allah beni bir duyar mısın? Bizim de bir sürü sorunlarımız var. Hepsiniz birden konuşmayın. Tek tek. Anne ben tek tek konuştuğu bekledim değil mi? Bu saygısızlık biraz arkadaşlarımın kızıyorum. Konuşma süren çok oldu. Arkadaşlarım da cevap verecek. Anneciğim niye ki hepsine tek tek açıklama yapıyorum. Onun için benimki biraz sürüyor. Arkadaşıma gerçekten dedim şimdi sinirliyim seni hiç duyamam. Şöyle bir şey vardır çocuklar hayatta. Bir şeyi yaptın
ve istediğin sonucu alamadın. Evet. Değil mi? Karşı tarafa sorup niye böyle olduğunu öğrenmek, yani hakkını aramak en doğal hakkı. Teşekkür ederim. Tabii anneciğim. Ki soracaksın. Teşekkür ederim anneciğim. Sormazsan sende eksiklik o zaman. Ben orada en adaletli olmalıyım. Evet anne. En düzgün. İlk önce de sen bitirdin. Evet. Ama Begüm'ün ki senden çok daha muntazam oldu. Evet. Bütün dikiş aralıklarını aynı yaptı çocuk. Bugün benim görevimde insan tabii ki et kokusuna dayanamaz. Yani ben mutlaka. De. Ben de ama şayet ben bileziği ilk senden almasaydım belki de katlanacaktım. Olabilir. O da ayrı bir konu. Evet, ha. Olabilir. Yani anneciğim. Demek ki bir yanlış var ortada. Kesinlikle. Ha, bir yanlış var ortada. Bu yanlışı bak üç arkadaşın gördüğüne göre Marabacığım birazcık daha tamam belki lisandan dolayı yanlış anlaşılıyor olabilirsin. Ama insanın vücut dili yanlış söylemez. Anlaşıldı mı güzel ama çocuğum? Ama onun açıklamasını yaptım şimdi bak anne. Açıklamasını yapsan bile karşı tarafta bir şeyi kırdıktan sonra onu yapıştırsan da biliyorum aynı onu. İzlenim onu olmaz. Ha demek ki bundan sonra biraz daha dikkatli. Daha nazik, daha sakin olacaksın. Yaptığı hatayı anlamış, özür dilemiş senden. Sen de o kırgınlığı unut. Evet. Tamam. Şimdi bugün yine benim görevimde sohbet ederken Şirin görümcesine olan kırgınlığını dile getirdi. Hı. Sen şöyle bir anlatsana görümcen ne yaşadığını, sana neyi yaşattığını. Ya o aslında, para niçin lazım oldu? Aslında normal günde çok iyi anlaşan iki insanız. Ama araya para girince biliyorsunuz ki anneciğim her şey böyle... Çok değişiyor. Evimizde hiçbir şey yoktu. Kaçarak evlenmiştik. Hani bir şeyler alma çabasındaydık. Düğünümüzü yapma çabasındaydık. Sürekli eşyalarımız falan yoktu. Almak zorundaydık. Bize 5000 lira gibi bir para verdi. Ama biz kesinlikle ondan hani bize para ver ya da bizim ihtiyacımız var. Biz... Eşinden haberli mi verdi bu parayı size? Hayır, bize tamamen bir sürpriz yaptı eşim ve bana. Tabii biz çok sevindik, çok mutlu olduk. Hani bir şeyleri yapabileceğiz. Ama biz bunun karşılığını zaten ileride eşimle verecektik. Hani belki para olmayabilir ama... Borç değil de hediye diye mi öyle, verdi bu hani parayı? Öyle. Borç anladım. Olarak, hani borç benim anladığım kadarıyla hani ben Begüm bana borç verir misin dediğimde o da veririm dediğinde ben sana bu parayı geri vereceğim. Vereceğim tamam böyledir. Ama sen benim haberim yok. Hiçbir şeyi bilmiyorum. Sen getiriyorsun bir anda sehpaya 5000 lira para koyuyorsun. Bu sizin, alın bunu, dertlerinizi halledin falan gibi. Biz çok sevindik gerçekten, teşekkür ediyorum. Dertlerimi de kapattım, çok teşekkür ediyorum. Ama 3 sene sonra falan bu borç tekrardan ortaya çıktı. Hiç anlamsız bir acaba şekilde. Acaba kocasından habersiz mi verdi size de sonra eşi baskı yaptı? O zaman evli değildi anneciğim. Evli değildi o zaman. Evlendikten sonra bu borcu istemeye başladı ve ben o zaman 6-7 aylık falan hamileydim. Hamileliğim boyunca hep ağladım. Eşimin ehliyeti alındı, evimizi kaybettik. Bir yandan görümcem borcunu istiyor. Böyle hani dedim bittim. Dünya başıma yıkıldı. Ya o kadar çok üzüldüm ki bir yandan da... Çocuğuma sakat diyorlardı. Gerçekten bütün hamileliğim boyunca çok çok kötü geçirdim. Hiç hamileler gibi sevinemedim ve çok istiyordum ben o bebeği. Neden sakat olacağını söyledin? Ramazan ayıydı bir gün, hiç unutmuyorum. Arkadaşıma da anlatmıştım ben daha önce de. Ramazan ayıydı. Ben çamaşır asıyordum. Anlamsız bir şekilde yere düştüm ve bayıldım. Ama çok kötü hissettim kendimi. O anda kendimden geçmişim falan. Beni doktora götürmüşler. Mide kanaması geçiriyorum. Daha sonra bir sürü tomografiler, bir sürü filmler falan yani çok çok birkaç kere çünkü anlayamadılar. Bir sürü radyasyon aldı vücudum ve ben 5 haftalık hamileymişim bilmiyordum. Daha sonra işte bir doktorum tekrar bir doktor ciğerlerimden şüphelendi ve ben göğüs hastalıkları hastanesine gittim. Orada hamile olduğumu anladım ama dünya başıma yıkıldı anneciğim gerçekten ya böyle bir acı yok. Sevinemiyorum ya, bebek istiyorum ama yani bir kızım var ya ama o zaman da bir oğlum olmasını çok istiyordum. Böyle bütün hamilelere bakıyorum, karınlarına bakıyorum falan. O kadar üzülüyorum ki ben hiç hamileliğimi böyle mutlu geçiremedim.
Yani böyle hamilelik kıyafeti kızım da giyememiştim. Çünkü karnım yoktu. Çok zayıf bir hamileydim. Oğlum da giymek çok istedim ama giyemedim. Ben bir cana kıyacağım. Kalp atışlarını duyuyorum. Evet. Ama nasıl kıyacağım ben bu cana? Hani bir anneyim. Daha önce anneliği tatmış. Hani anneliği tatmış sakat olmasam. Sakat olma ihtimali olduğu için değil mi? İhtimal evet. Değil anneciğim. %100 dediler. %100 sakat kesinlikle dediler. Kesinlikle %100 dediler. Şey yaptırmak istiyorsun daha. Tabii ki %100 dediler. Eşin ne yaptı o arada? Ben o... Eşime de kırgınım aslında bu. Yani tek kırgın olduğum konu herkese kırgınım kayınvalidem dışında. Bana kimse aldırma demedi. Hani şey yaptılar, sen bilirsin, sen daha iyisini bilirsin, çekecek olan sensin. Sonuçta ama bazı arkadaşlarım falan da bazı akrabalarım da çok üstüme geldiler anneciğim. Senin ne hakkın var? Eşin ne dedi peki? Ya o hiçbir şey söylemedi. Ben senin bütün verdiğin kararlara saygı duyuyorum. Ama hani arkamda da olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Aldırma diyebilirdi ama demedi. Bunu da ilk defa söylüyorum buradan. Gerçekten daha önce hiç bunu söylemedim. Bunu bekledin mi ondan? Bekledim yani. Anneciğim. Gerçekten şöyle bekledim. Ne olursa olsun o bizim çocuğumuz. Hani Allah'tan ümit kesilmez. Benim eşim bir de dini inancına çok düşkün bir insandır ama herhalde bana kıyamadı diye düşünüyorum. Orada beni düşündüğü için de söylememiş olabilir. Ama benim kayınvalidemin de sakat bir kızı olduğu için 9 yaşında vefat ettiği için bir gün oturuyorum yine böyle ağlıyorum. Kayınvalidem geldi bana dedi ki kızım dedi hiçbir şekilde düşünme. Eğer o çocuk sakatsa kesinlikle ve kesinlikle bakmana hiç gerek yok. Bana ver dedi. Ah, ben canım. Bakacağım dedi. Allah razı olsun. Gerçekten onun öyle demesi aslında benim oğluma, gerçekten oğlumu doğurmamın sebebi aslında o söz. Belki hani doktorlar alma taraftarıydı, gebeliği sonlandıralım. Herkes böyle dedi. Ama ben böyle rüya görüyorum, böyle o kadar kötü rüyalar görüyorum ki bir hamilelik boyunca insan her gün rüya görür mü? Öğle uykusunda bile rüya görüyorum. O kadar kötü kabus gibi geçirdim ki o esnada evimi de kaybettim. Eşimin ehliyeti alındığı için kira ödeyemediğim için evim de gitti. Ev sahibi de idare etmedi. Karnım burnumda 7,5-8 aylık hamileyim. Eşya taşıyorum, toparlamaya çalışıyorum, eğilemiyorum, kalkamıyorum. Etrafımda kimse kalmadı. Bir anda herkes gitti, ben anlamadım. Gerçekten kayınvalidemin evine taşınmak zorunda kalmıştım. O zaman koltuklarımı yeni almıştım. Ya çok üzülüyordum. Ben onları kullanamadım ve onları depoya kaldıracağım. Yırtılacak mı, sökülecek mi? Ya hamilelik psikolojisi mi artık bilmiyorum ama bütün hamileliğim böyle rüyalarımı falan artık koltuklarım girmeye başlamıştı. Bir fare yemiş, dökülmüş, sökülmüş falan. Ve ben 2,5 ay kayınvalidemle kaldım. Kayınvalidemi çok sevmeme rağmen o evde kalmak istemedim. Ama sebebini ben de bilmiyorum. Doğum yaptım, geldim. Artık dedim hani doğusalık psikolojisi, çocuğumu eve getiremedim. Sadece yani ciğerine su kaçmıştı ve beli delik doğdu. Hani gerçekten hiçbir şey yoktu anneciğim. Ne güzel. Ve ben böyle gördüm ya o kadar çok mutlu oldum ki. Yoğun bakıma falan kaldırıldı çocuğum. Küveze falan alındı. Hiç üzülmedim biliyor musunuz anneciğim? Gerçekten hiç üzülmedim. Sonuçta ciğerine su kaçmış. Ne olabilir? Sakat olmasından daha iyi çok şükür. Beli delik, evet ileride bir sorun yaşayabilirim ama Allah büyüktür dedim. Doktorlar ona da şey yaptı, yürüyemeyecek bu çocuk. Ama yani bütün yaşına gelmeden de yürüdü, 12 aylık falan yürüdü. Maşallah. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten şu an hiçbir problemi yok. Diğer yaşıtlarından da çok üstüm. Boy olarak, kilo olarak, çene olarak özellikle çok üstüm. Ne güzel maşallah. Evet. Bu hamileliğimi bu şekilde atlattım. Bunların hepsi tuzu biberi oldu. Buraya da sırf onun için geldim. Bir an önce ya o borcu bitirip gerçekten böyle omuzlarımın dik artık düşmediğimi, ben kesinlikle artık düşmeyeceğimi herkese göstermeye geldim. Eminim de göstereceğim. Bu borcu burada ödeyip böyle alnım açık bir şekilde gideceğim. Ve o gün kafamı yastığa koyduğumda öyle bir uyuyacağım ki anneciğim sabah. Ya gerçekten hiç öyle 4-3 sene boyunca hiç öyle uyumamıştım. Gerçekten çok rahat bir uyku çekeceğime inanıyorum. İnşallah çocuğum, inşallah. Evet anneler. Sen bileziği verdin. Ümmü anne sen? Ben de vermedim. Sen ver bakalım bileziği. Ben vereyim önce. Bugün soğan dikme görevinde bileziği hak eden kızım...
Merhaba. Çok teşekkür ederim anneciğim. Hayırlı olsun güzel kız. Teşekkür ederim anneciğim. Çok derin deştin, çok derine gömdün, çıkmaz. Üstünü örterken düzgün yapmadın, sıralamada yanlış yaptın. Bir de geç yaptın, üstüne tuz biberi oldu. Evet çocuklar, bugün mutfak görevinde elbasan tava yaptık. Edirne yöresinin tavasını yaptık. Evet. İki arkadaşınızın bileziklerini aldım. Finali söyleyemeden bıraktım, geldim. Benim yanlışım. Olsun, olsun. Evet, bugün elbasan tava yemeğini yapma görevinde bileziği hak eden kızım... Şirin. Anneciğim, dünden beri hiç bilezik kazanamadım dün. Gerçekten çok mutluyum. Yarın... Vermek istemiyorum çok tabii aslında ki. Yanlış bir intiba uyanmasın ama tabii ki. Mecburiyetten. Herkes de var. Sonuç belliyse yani. Evet, yapacak bir şey yok. Yarına daha iyi hazırlanıyorsunuz. Daha tabii ki. Sen çok sinsi bir insansın. Ben seninle artık... Ya niye öyle diyorsun? Begüm böyle sanki bana bir sinsi ilerliyormuş gibi geliyor hani. Bir dakika. Ana ocağına geldiğim günden beri hiç bu kadar seviyenin aşağı indiği bir gece yaşamadım. Üçüncü günün finalinde bir de... Bizim göz bebeğimiz Beşi bir yerdemiz var. Evet. Bakalım Beşi bir yerdeyi bugün kim hak etti? Ümmiye anne, bugün Beşi bir yerdeyi ben söyleyeyim. Hak edeni sen söyle. Bugün üç annenin kararıyla Beşi bir yerdeyi hak eden kızımız Şirin. Kızlar geçmeyecek diye düşündüğünüz üç gün su gibi akıp gitti. Evet. İki gününüz kaldı. Evet. Evet. Erkenden gidin, yatın ve dinlenin. Teşekkür Hadi ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler yavrum. Kızlarımız odalarına çekilirken gelin biz de kimin kolunda kaç bileziği kalmış bir bakalım. Dikiş bilgisiyle bugün bir görev kazanan modacı kızımız Begüm'ün 8 bileziği kaldı geriye. İlk gün fırtına gibi esen Serap iki gündür büyük bir suskunluk yaşıyor. Toplamda 7 bilezik kaybeden Serap'ın da 8 bileziği kaldı kolunda. Kendi deyimiyle Şirin bugün şeytanın bacağını kırdı. Beşi bir yerdeyi boynuna takan Şirin mutfaktaki hüneriyle de birinciliği aldı. Şirin'in de kolunda 8 bileziği var. Soğan ekme görevinde herkesi geride bırakan Marhabo, diğer görevlerde aynı başarıyı sürdüremese de liderliği ele geçirdi. Kolunda 9 bileziği olan Marhabo şu an için ilk sırada. Aralarındaki sorunları çözen kızlarımız dinlenmek için odalarına giderlerken ana ocağında 3. günde son buluyor.